Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecridi kaldırması için partimizin öncülüğünde İstanbul'da Ahmet merkezli, İstanbul merkezli, İzmir merkezli, Mersin merkezli olarak büyük bir gemlik yürüyüşü hazırlığı yapıldı ve halk katılım sağlandı. Türkiye gündemine adeta 12 Haziran'la birlikte Sayın Öcalan üzerine uygulanan tecrit oturdu. Gündemde kendine alan buldu. Merkez medya tarafından tartışılmaya sebep oldu. İktidar ve muhalefet partileri yorumlarını yaptılar ve o dönemde sanki İmralı'da Sayın Öcalan bir temas oluyormuş algısını oluşturmaya çalıştılar. Halbuki burada bizden taraf hem aile olarak hem bir milletvekili olarak hem siyaseti yakından takip eden biri olarak aslında Sayın Öcalan üzerine büyük bir tecrit devam ediyor. Kimse haber alamıyor. Bir iletişim yok. Avukatlar gidemiyor. Aile gidemiyor. Aylarca ve yıllarca. Ama dışarıda yapılan yorumlar iktidar ve muhalefet tarafından bir algı oluşturma, bu meseleyi, tecrit meselesini ve Kürt meselesini seçime indirgeyecek kadar zavallaşan bir iktidar ve muhalefet gerçekliği vardır. Biz bunu halkımız tarafından teşhir edildiğini biliyoruz. Halkımız da bu noktada bilmelidir. Tabii ki bir tecrit vardır. Bu tecrit Kürt meselesiyle alakalıdır. Sayın Öcalan sadece kendi şahsıyla tecride uğramamaktadır. Bir öncülük yaptığı hareket ve halk gerçekliği vardır. Bundan kaynaklı şu an ona büyük bir tecrit, büyük bir işkence, mutlak iletişimsizlik durumu uygulanmaktadır. Şimdi burada kim kiminle iletişim halindedir? Bu algıyı oluşturmaya çalışanlar kimdir? Bir ana muhalefet gerçekliği çıkıp şunu söyleyebilir. Biz bu ülkede zindanlarda olan, dışarıda olan herkese hukukun uygulanması, anayasanın uygulanmasını istiyoruz diyebilir ama algı yaratma peşindedir. AKP, MHP faşizmine karşı en çok direnen, en büyük direnen Sayın Öcalan gerçekliğidir. Sayın Öcalan paradigmasıdır. Bunu ıskalamak büyük bir handikaptır yani. Bir algı oluşturma durumu vardır. Gündemden bir haftadır gündemden düşmüş. Niye muhalefet partisi, iktidar partisi bunlardan bahsetmiyor? Niye İmralı'nın kapılarını kilitli tutmakta her iki tarafta ısrarcıdır? İktidar da muhalefet de şunu iyi bilmelidir. Kürt meselesi yakıcı bir meselesidir. Kürt meselesinden kaynaklı binlerce insan yaşamını yitirmiştir. Halen çatışmalar, savaş devam etmektedir. Kan akmaktadır. İnsanlar ölmektedir. Ayrım yapmadan ben bunu söylüyorum. Rojava'da her gün saldırılar olmaktadır. Zaku'da sivil insanlar öldürülmektedir. Ama bu duruma karşı kör, sağır ve lal olma gerçekliği vardır. Bunu biz eleştiriyoruz, buna kınıyoruz. Bu sorunları gündeme getirmemekle, bu sorunları gündemin dışına iterek bir dönem AKP'nin bir bakanı olan siz bu sorunu düşünmezsiniz, yoktur mantığıyla hareket eden iktidar da muhalefet de bu ülkeye katacağı hiçbir şey yoktur. Ondan dolayı bu toplumun sorunlarını görüp radikal bir şekilde bu sorunların çözümüne dönük politika geliştirmek lazım. Politika üretmek lazım. Onun dışındaki demagojiler, algı yaratmaları, Kürt meselesini bir seçime kurban etmeyi de biz parti olarak doğru bulmuyoruz. Kürtler açısından da muhatap bellidir, tartışmasızdır. Ki gerçeklik de budur. Siz barışı kiminle yaparsınız? Savaşanlar barışı yapar birbiriyle. Partimiz HDP'ye tabii ki bu noktada katkı sunar. Bu ortamı yaratır. Çözümün gelişmesi için adım yaratır. Ama birileri Kürt halkına teslimiyeti dayatırsa, tüm haklarından feragat etmesini dayatırsa, bunu da Kürt halkı kabul etmez. Kürt halkı özgür, iradeli, statüsü olacak bir şekilde yaşamına devam etmek istiyor. Bunun mücadelesini veriyor. Kimsenin teslim ol, teslimiyet
çağrısına da verilecek en büyük cevap demokratik siyasetin en üst perdede yükseltilmesidir. Sayın Öcalan üzerindeki tecritin kırılıp atılmasıdır. Çıkış oradadır. Çıkış İmralı'dadır. Kimileri orayı kendince yorumlamak istemektedirler ama biz hedef olarak İmralı kapıları açılsın, Sayın Öcalan fikrini doğrudan kamuoyuyla, halkla paylaşsın. O zaman Sayın Öcalan ne diyor? İktidara ne diyor? Muhalefete ne diyor? Kürtlere ne diyor? HDP'ye ne diyor? Net bir şekilde görelim. Bu sessizliği yaratmak isteyenlerin Sayın Öcalan duruşundan korktukları, çekindikleri için, hesaplarına gelmedikleri için bu tecridi derinleştirmekte de ısrar etmektedirler. Türkiye'nin Orta Doğu'da özellikle de Kürdistan'da uyguladığı yayılmacı politikaların sonucunu hep birlikte yakından takip etmekteyiz, görmekteyiz, tahribatlarını ve sonuçlarını da görmekteyiz. Adeta çözümsüzlüğü derinleştiren bir noktadadır. Bakınız, güneye yayılan bir savaş, ölümü yayan bir savaş, ölüme ihraç eden bir noktada ülke içinden ülke dışına doğru bir ölüm ihracı var ve bunu yapmaktadır. Rojava'da bunu yapmaktadır. Birçok noktada bunu yapmaktadır. Diplomasi de bunu yapmaktadır. NATO'ya üyeliğini bile bir şantaj olarak kullanmaktadır Kürt karşıtlığı üzerinden. Joe Biden'la gerçekleştirdiği görüşmede gündem, temel gündem maddesi Rojava'dır, Kürtlerdir. Tahran'da Vladimir Putin ve reisiyle gerçekleştirdiği toplantıda gündem Rojava ve Kürtlerdir. Adeta bir kabusa dönmüştür. Adeta bir politikasızlığa dönmüştür. Kürt politikasından kaynaklı şu an Orta Doğu'nu bir kan gölüne çevirme durumu söz konusudur AKP, MHP faşizminin. İçeride tecrit, halkı susturma, diğer tüm toplumsal muhalif, gerçek anlamda muhalif kesimleri susturma noktasında iktidarın gizli ortağı olan resmi muhalefetten bir söylem duydunuz mu? Hayır. İşi seçime indirgemek, işi iktidar değişikliğine indirgeme noktasındadır. Bu zihniyet sorunlu bir zihniyettir. Bu zihniyetin başında AKP, MHP de olsa, farklı bir parti de olsa bu hastalıklı bir durumdur. Tecrit meselesini eleştirmeleri gerekiyor. Yarın bir gün iktidar değiştiğinde iktidara gelecek olanlar, yarın iktidar ortakları diyelim, bu tecrit hakkında ne düşünüyor acaba? Ne yapacaklar? Bununla ilgili bir fikirleri var mı? Sadece işi ekonomik yönden ele alan bir iktidar gerçekliği vardır. Aslında bu ekonominin bu kadar kötüleşmesinin, berbat olmasının en büyük sebebi Kürt savaşı değil midir? Kürtlere uygulanan tecrit değil midir? Başkan APO'ya uygulanan tecrit değil midir? Bir düşman politikası değil midir? Bunu açık yüreklilikle söyleyen kesimler elbette var. Bu ülkede HDP öncülüğünde bileşenleriyle, toplumsal muhalefeti ören yapılarıyla güçlü bir hattı, üçüncü çizgiyi temsil etmektedirler. Ama bizim resmi muhalefete de söyleyeceklerimiz, sözlerimiz vardır. Ürkek duran, demokrasiden taviz veren, özgürlüklerden taviz veren, sadece yuvarlak kimi kelimelerle bu süreci götüreceğini zanneden, kimi liberal kesimlerini kendine katma, kimi spot kelimelerle siyaseti yönlendireceğini zannediyor. Biz zihniyet değişikliğinden yanayız. Bu mevcut olan AKP ve MHP'nin öncülük ettiği, sözcülüğünü ettiği bu politikaların değiştirilmesini istiyoruz. Sayın Öcalan'ın özgür koşullarda özgür bir şekilde siyasete müdahil olmasını istiyoruz. Her halkta liderlikler, önderlikler olduğu gibi Kürt halkında da bir liderlik gerçekliği vardır. Bunu nasıl inkar edebilirler? Kürtlerde siyasi lider olmayacak mı? Kürtlerde Kürt meselesini çözecek öncüler, sistemi inşa eden, paradigma sahibi olan liderler vardır. Lider vardır. Sayın Öcalan en büyük liderlerden biridir.
Kürt halkı içerisindeki ağırlığı, Orta Doğu siyaseti üzerindeki etkisi herkes tarafından bilinmektedir. Çözümün yolu kolay aslında. Kürt meselesini çözmek doğrudur, tarihseldir, derindir, ağır bir meseledir. Doğru bir yöntemi yürütürseniz bu sorunun çözümünü hızlandırabilirsiniz. Doğru muhataplar, doğru yöntem, doğru üslup, doğru tarzı oturtmamız lazım. Bu meseleyi seçime indirgememek lazım. Bunu böyle indirgemeci bir temele ama oturtamayız. Seçim hassasiyetini biliyoruz ama Kürtler 100 yıldır esareti yaşamaktadır. Belki Sayın Öcalan'dan nefret edilmesinden ziyade bu tecidin uygulanmasının ağır bir öfkeyle yaklaşılmasının devlet tarafından, iktidar tarafından en büyük sebebi özgür Kürt iradesini ortaya koymasından kaynaklıdır. Büyük bir iradeyi ortaya koymasından kaynaklıdır. Orta Doğu'da bir model önermesinden kaynaklıdır. Demokratik modernite paradigması altında herkese yaşam alan tüm farklılıklara, tüm inançsal farklılıklara, tüm kimliklere, tüm düşüncelere sunan bir paradigması vardır. Bu hazmedilemiyor, bu kabul edilemiyor egemenler tarafından. Kendini üste gören, kendini birinci sınıf insan ve vatandaş olarak gören Kürt iradesini, Kürt liderliğini, Kürt gerçekliğini kabul etmek istememektedir. Bundan dolayı bu tecrit bu kadar ağırlaştırılmıştır. Birçok girişimimize rağmen, ulusal ve uluslararası girişimlerimize rağmen, SPT'ye başvuru yapılıyor, AHİM'e başvuru yapılıyor, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne başvuru yapılıyor, ülke içinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılıyor, Yargıtay'a başvuru yapılıyor, birçok noktada başvurular yapılıyor. Ama bir sessizlik, bir yok sayma durumu vardır. Bir tarafa komple tecrit uygulanmaktadır. Bir taraftan da istediği gibi enformasyon, bir bilgi kirliliği yaymaktadır etrafa. Sayın Öcalan'la ilgili konuşacaksınız. Herkes yorum yapacak. Sayın Öcalan üzerinde 3-4 yıldır bir tecrit olacak. Fikrini hiç paylaşamayacak. Düşüncesini kamuoyuyla paylaşamayacak. Ama dışarıdaki bir kesimde büyük bir bilgi kirliliği, büyük bir algı yaratma, yorum yapma ve bilgi akışı olacak. Bu adil bir şey değildir. Sayın Öcalan'ın hükümetle ilgili, iktidarla ilgili, muhalefetle ilgili, Kürt halkıyla ilgili, HDP ile ilgili fikirlerini biz öğrenmek istiyoruz. Aile olarak da bu görüşün gerçekleşmesini istiyoruz. Kimseden özel bir uygulama da beklememekteyiz. Özel bir uygulama istemiyoruz. Bir ayrıcalık da istemiyoruz. Bulunduğu pozisyon zaten kudretlidir Sayın Öcalan. Bulunduğu pozisyon zaten Kürtler açısından yaptığı politika, yaptığı siyaset açısından bambaşka bir noktadır. Ama bu iktidar kendi yasalarına, kanunlarına saygı gösterecekse İmralı kapılarını açması gerekiyor. İmralı'da Sayın Öcalan fikirlerini halkıyla paylaşması gerekiyor. Ve yanında bulunan 3 zindan arkadaşı da avukatlar şimdiye kadar hiç gitmemiş yanına. Bu durum da var. Sayın Öcalan'dan kaynaklı yanında bulunan diğer 3 arkadaşı da şu an büyük bir tecrit altında. Aileleri gidememektedir. Bunu da belirteyim. Biz bu tecritin kırılması için hem parti olarak hem aile olarak girişimlerimize devam edeceğiz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Doğru bir yöntemle, doğru bir tarzla, doğru bir muhataplıkla Kürt meselesi kısa bir sürede belli bir aşamaya gelir. Akan bu kan en azından geçici olarak durmuş olur. Nihai çözüme varana kadar siviller ya da gerilla yaşamını yitirmez. Büyük bir yaşama iradesine sahiptir ve bunun içinde büyük bedeller ödemektedir. Bu saatten sonra Kürtler kendi haklarından feragat edecek değillerdir. Biz
Başkan APO'nun özgürlüğüne kavuşması, demokratik koşullarda kamuyla iletişiminin sağlanması ve artık Cumhuriyet'in ikinci yüzyılda birinci yüzyılda olan yanlışları Kürt halkı tarafından kabul edilmeyeceği, Kürt siyaseti tarafından kabul edilmeyeceğini deklare ediyoruz. Burada tekrar tekrar vurguluyoruz. 20. yüzyıl başında kurulan Türkiye Cumhuriyeti Kürt inkarı üzerine kurulmuştur. Kürt asimilasyonu üzerine kurulmuştur. Biz ikinci yüzyılda bu cumhuriyetin değiştirilmesi gerekiyor. Cumhuriyetin demokratikleştirilmesi gerekiyor. Kürt siyasetçilere, Kürt öncülere ölümü, tecidi, tasfiyeyi reva gören anlayış da kaybedecektir. Biz de bu tecidin kırılması için sonuna kadar mücadelemizi yürüteceğiz.